Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurani bir yolculuğun gönül öyküsü 5. bölüm. Sevgide çırpınış. Artık Ahmet'in tek bir hedefi vardı. Gerçekten Allah'a dost ve ona layık bir kul olmak, ona yakın olmak ve her haliyle onunla bir niteliği yaşamak ve onu her an zikretmek istiyordu. Bu mücadeleyi ancak zikrini artırarak ve Allah'a olan tevekkülüyle başarabileceğini de biliyordu. Fakat gün be gün Allah'ın huzurunda daha da küçülüyor ve Allah dostlarının ve sahabenin hayatını gördükçe Rabbinden daha da utanıyordu. Fedakar olması gerektiğini düşünerek gün be gün Allah'a daha çok sarılıp zikrini daha da artırmak için gayret sarf eden Ahmet, zikrettiği anların lezzetini yaşamaya çalışıyordu. Fakat bazen zikrinde geriliyor gibi olsa da Allah'ım affet beni Allah'ım diyordu. Her ne olursa olsun geçmişi bıraktım ve bugün yine yeni bir güne başladım ve yine yardımına muhtaçım. Ne olur ellerimi bırakma, ne olur ellerimi bırakma Rabbim diye yalvarıyordu. Artık yolunda ilerleyebilmek için Allah'ın yardımına her zamankinden daha çok muhtaç olduğunu anlıyor ve Allah'a her zamankinden daha çok yalvarıyordu. Hayır, yılmaması gerekiyordu. Asla yılmamalıydı. Çünkü hedefi sevgiyi en üst boyutta yaşamak, Rabbine aşık olmak, Rabbinin vecine de kavuşmak ve bir an olsa da ondan ayrılmamaktı. Evet. Bunu Allah'ın yardımıyla mutlaka başarmalıydı. Ve hiçbir şey onu bu hedefinden asla döndüremezdi. Kalbini sevgiden ayırmamak için de çabalamalıydı. Hayır. Kalbini Allah'ın zikrinden de asla ayırmamalıydı. Her insan gibi birçok imtihandan geçen Ahmet, bütün zorlukları Allah'a her zamankinden daha sıkı sarılarak zikriyle ve Allah'ın yardımıyla da aşmalıydı. Bazen istemeden işlediği hatalar da olsa da sürekli Rabbine yalvarıp hatalarını düzeltmesi ve eksiklerini tamamlaması için yardım dileyerek aksen olanını da başarmak istiyordu. Aslında Ahmet'in en büyük korkusu ve hataların en büyüğü zikrinin bir an bile unutmak ve sevgisinin kalbinden uzaklaşması, Allah'ı sevememek, onu kalbinde hissedememekti. Sürekli düşünüyordu, Allah'ı tefekkür etmeye çalışıyordu ve Allah'ı kalbinden Allah, Allah diye zikretmeye gayret ediyordu. Ne olur affet beni Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim hatalarımdan dolayı beni bağışla. Sevgin ve zikrinden beni uzaklaştırma, bana yardım et diye yalvarıyordu Ahmet. Bu arada bütün dünya işleri de onu bekliyordu. Ve etrafındakiler onun Allah ve insanlık için harcadığı bunca çabalarına anlam veremeseler de hem dünya ve hem de Allah yolundaki hizmetlerini bir arada götürmek zorundaydı. Zaten
yakınlarının da onu anlamaları mümkün değildi ki. Çünkü onlar dünya için ve kendi rahatları onlar için çok önemliydi. Ve Allah için yapılan görevlerin onlar için zerre kadar da önemi yoktu. Onları güler yüzle karşılıyor, susuyor, onların da gönlünü almaya çalışıyordu. Ve işlerinde onlara hep yardımcı olmaya gayret ediyordu. Çünkü zikrinin ve Allah'a bağlılığının artmasıyla sanki her şey onun için daha da kolaylaşıyor ve kalbi daha da yumuşuyor ve insanlara olan merhameti daha da artıyordu. Çünkü Ahmet artık kendisini sadece Allah'a ve sevgisine ve kalbindeki yaşadığı aşka adamıştı. Başkaları istemese de hem ahiret işlerini ve hem dünya işlerini bir arada götürmeye de çalışıyordu. Ve bu konuda Allah kendisine yardım etmese Ahmet nasıl yürüyebilirdi ki? Gene hüzünlü bir akşam vakti içindeki kendisini yalnızlığa sürükleyen duygularla oturup tefekküre çekilmişti. O an düşünceler içinde gözyaşları yüzünden süzülmeye başladı. Belki beni biraz anlasalardı da bana en azından destek olsalardı. Belki o zaman her şey ne kadar kolay olurdu. Ama hayır diyordu Ahmet. Olmaz. Hiçbir şey kolay kazanılmaz ki. Eğer ben Rabbimi ve peygamberimi seviyorsam, mürşidimi seviyorsam bu imtihanı da başaracağım. Eğer her şey kolay kazanılsaydı o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabesinin çektiği bunca çileler ne olacak? Onların bunca çektiği çileler isteseydi o da her şeyin kolayını seçmez miydi? Çünkü o Allah'ın Habibi, Allah'ın sevgilisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Bu devirde de Muhammed aleyhisselam temsil eden devrilmamaydı. Eğer ben onları seviyorsam ve onların yolundaysam bütün bu zorlukları da Allah'ın yardımı ve mürşidimin himmetiyle mutlaka geçmek zorundaydım ve zorundayım ve herkese sevgiyle yaklaşmalıyım. Hiç kimseyi kırmamalı, onlara örnek olmalıyım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir sözü de Ahmet'in aklına geliyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. Hayatım boyunca kimseyi kırmadım, kimseye kırılmadım diyordu kainatın efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hem zaten benim bu yaşadıklarım zor gibi görünse de aslında Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadıklarının yanında ben Rabbim için ne yaptım ki diyordu. Ahmet sanki Kur'an-ı Kerim sokaklarında koşuyor, onların içinde yok oluyor ve bir ayette şöyle buyuruluyordu. Bakara suresinin 214. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa siz kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öylesine şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki Resul ve onun yanındaki amen olanlar Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı mutlaka yakındır, öyle değil mi? Buyuruyordu Yüce Rabbimiz. Evet, belki onu anlamasalar da yaşadığı bu zorluklarına göre hiç geliyor haline hamd ve şükrederek herkese karşı sevgisini ve saygısını da yerine getirmeye çalışıyor, sabrediyordu.
Çünkü bütün bu yaşadıkları ve bu konular üzerinde sebat göstermesi onu gün be gün Rabbinin, peygamberinin ve mürşidinin sevgisine daha çok, daha çok yaklaştırıyordu. Allah'ın zikriyle ve tefekkürle birlikte içindeki bu sevgi daha da artıyor, artıyordu. Ve bir an darda kalsa rabıtaya dalıyor, mürşidin himmetine sığınarak Allah'tan yardım bekliyordu. Rabbine devamlı yalvarıyordu ve sürekli onun yardımına muhtaçlık içinde ve zor anlarında Rabbimizle konuşuyordu. İçinden dua ediyordu. Keşke o zor anlarında Rabbimiz de onunla konuşsaydı. Ona bir damla teselli vererek derdine ortak olsaydı. Keşke Rabbine bir anda külliyen teslim olsaydı da hiçbir an Rabbinden ayrılmasaydı. Biliyordu, belki çok ve uzun zaman gerektiren şeyleri kısa sürede başarmak istiyor, sabredemiyordu. Yalvarıyordu, yalvarıyordu secdelerde. Rabbim, ne olur elimden tut, sakın, sakın beni bırakma, tek dileğim sana kul olmak diye haykırıyordu. Artık kendisinin ne kadar aciz ve Rabbinin yardımına ne kadar çok muhtaç olduğunun da farkındaydı Ahmet. Ve Rabbi dilemedikçe hiçbir şeyi başaramayacağını da anlıyordu. Eğer gevşeklik gösterip gayreti tevekkül elinden bırakıverse kirleyebilirdi. Fakat hayır, hayır, buna asla izin vermemeliydi. Gene Allah'a sığınmalı, hemen mürşidiyle rabıta kurmalı, ondan himmet isteyerek feyiz almalı ve onun duasıyla ve ondan aldığı feyizle ilerlemeli ve kendisini asla salıvermemeliydi. Hayır, hayır, nefsine asla yenik düşmemeliydi. Ve zikrettiği anların lezzetini yaşamalı, yolunda asla gerilememeliydi. Ahmet, daimi zikre ulaşınca her şeyin daha da kolaylaşacağını düşünerek umudunu yitirmeden gayreti asla bırakmıyordu. Zaten zikri artırdıkça zikretmek kendisine öylesine zevk veriyordu ki Allah, Allah, Allah dedikçe kalbindeki Allah, Allah seslerini duyar gibi oluyordu. Evet, evet, o zikrinde ilerlemek için şifreyi çözmüştü bile. Zikir, rabıta, dua ve salavat-ı şerifeler onun en büyük yardımcısıydı. Allah'ın sürekli yanında kendisiyle olduğunu düşünüyor, ona daha da sıkı sarılıyordu. Ve mutlaka bu yokuşu aşıp huzura, selamete kavuşmalıydı. Tabii ki bu dik yokuşu aşmak ve daimi zikre ulaşmak için öyle büyük bir mücadele de kolay değildi. Her gün yeni bir güne başlamalı ve hedefe bir an önce varmalıydı. Rabbine bu konuda yalvarmalı, yalvarmalıydı. Rabbim, ey benim yardımına muhtaç olduğum Mevlam diyordu. Bunca sahabe ve Allah dostları kemal ermek için boşuna mı yıllarını harcamış, çabalamış? Hani ben ne yaptım ki ya Rabbi? Ben henüz senin için ne yaptım ki Allah'ım? Ne olur yardımını bizden esirgeme. Kardeşlerimle bizi asla o nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Zikrine sığınarak gene her şeyi yeniden başlıyorum. Evet, senin yardımınla ben de onlar gibi başaracağım. Mutlaka başarmak istiyorum. Umutluyum ve hedefimden asla vazgeçmedim.
Hani senin okulların olan merhametin, şefkatin, sevgin var ya. Allah'ım yalvarırım, bizi ondan mahrum bırakma. Çünkü sen bizim Rabbimizsin. Kalbimizdeki niyetimizi en yakından bilensin. Ne olur kalbimizi sen koru. Ne olur sevgimizi sen koru diyordu. Evet, gayret dolu yıllar geçiyor. Zikri ilerledikçe içindeki hasret ateşi de artıyordu. Artık onun için en önemli olan öncelikle sevgisini kendisine ve Allah'a ispat etmekti. Ve ne hikmet ki sevgisini bir türlü yeterli de bulamıyor, eksikliğinden dolayı Rabbinden utanıyordu. Evet evet, artık onun için her şey sevginin çemberinde dönüyor ve kalbinden sevgisini ayrılır diye korkuyordu. Artık sevgisi, duyguları ve kalpte yaşanan aşk onun için hedef haline gelmişti. Çünkü o aşkı seçmişti ve kendisini sevgisine teslim etmiş ve o aşkı ve duyguları yaşamak için gücü nispetinde elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyordu. Çünkü Rabbi onun kalbine bazı haller gönderiyor, inanılmaz duygular içinde yok oluyor ve o halleri tekrar yaşamak için belki haftalarca çırpınıyor, rakibi halinde bekliyordu. Ahmet mürşidine tabi olduğu için sürekli Rabbine hamd ve şükrediyordu. Çünkü onun elinden tutup kaldıran ve yaşadığı bu ahir zamandaki hedefi olan aşka ve sevginin en yücesine götürebilecek tek kişi mürşidiydi. Ve çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı İslam'ı, zikri, ibadetleri ve en önemlisi sevmeyi mürşidiyle öğrenmişti. Mürşidine olan sevgisi, saygısı ve sadakati onu hem peygamberinin hem de Rabbinin sevgisine götürüyordu. Mürşidinden muhabbetle dolu rabıtayla feyzini alıyor, öylesine kalbine dolduruyordu ki sanki ondan aldığı feyiz kalbinde taşıyordu. Ama kendisi o kadar aciz, o kadar aciz hissediyordu ki onlara ne verebilir, onlar için ne yapabilirdi? Tek dileği layık olmak, layık olmak ve layık olmaktı. Ve Ahmet günden gün acizliğini anlıyordu. Fakat hiçbir zaman layık olamazdı. Ve belki verebileceği tek şey sevgisi, gücü nispetindeki gayreti ve kalbindeki hasretiydi. Fakat zaten gayretin de sevgisinin de ancak Allah'ın yardımıyla olabileceğini bilen Ahmet kendi yokluğun içinde kaybolup gidiyordu. O sadece isteyendi. Fakat her şey Allah'ın tecellisi altında gelişiyordu. İşte bu duygu ona benliğini unutturuyor ve yaptığı her şeyi Allah'tan biliyor ve daha çok çabalamalı ve Allah'a sığınmalı, sevgisiyle bütün zorlukları aşmalıydı. Çünkü sahabe Allah Resulü için bütün zorluklara katlanmış, her şeyde sabretmişlerdi.